İmparator Hadrianus, milattan sonra 122 yılında Britanya'ya geldi. Büyük ihtimalle önce Londra'ya, ardından Roma İmparatorluğu'nun en uzak noktalarından birine, Kuzey İngiltere'ye ulaştı. Burada dünya miraslarından birini inşa etti. İnşa ettiği bu sura Hadrian Duvarı deniliyor. Bu suru yaparak bizlere Roma tarihinin önemli anıtlarından birini bırakmış oldu. Hadrianus'un hükümdarlığını anlamak için bu surun yapılış nedenini anlamak oldukça önemlidir. Hadrianus'a miras kalan imparatorluk, geniş sınırlara sahip olması nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktaydı. İmparatorluğu daha iyi yönetebilmek için sınırların düzenlenmesi onun için önemli bir görevdi. Almanya'da, Suriye'de, Kuzey Afrika'da ve İngiltere ile İskoçya arasındaki Northumberland'da sınırları düzenlemeyi başardı. Bu taştan kale, Mısır'dan buralara kadar uzanan bir imparatorluğun en uç noktasında bulunmaktadır. Hadrian Duvarı yalnızca savunma amaçlı değildir. Bu arazilerde oldukça etkili, askeri ve ekonomik kontrol sağlayan bir güvenlik aracı konumundadır. Büyük bir ihtimalle süregelen düzensizlikleri ve çatışmaları engellemede daha etkili olmak için bu devasa yapıyı inşa ettiler. Yapımı için büyük bir insan gücünün harcandığı bu sur adeta bir mühendislik harikasıdır. Yaklaşık 120 kilometre uzunluğundaki bu sur, Bowness-on-Solway köyünden Tyne nehrine kadar uzanır. Newcastle'la başlayıp Tyne nehrine kadar uzatılarak duvara son şekli verilmiştir. Her kilometrede bir kale yapılmıştır. Bu kalelere suru korumaları için sayıları 20 ila 30 arasında değişen birlikler yerleştirilmiştir. Her hareketi kontrol etmek için getirilen bu sistem, sadece surda dolaşarak bile anlamanız mümkün. Yapılmış diğer büyük surları incelemek, Hadrian Duvarı'nın yapılma nedenini anlamamıza yardımcı oluyor. Roma için etkili bir yönetme aracı olmasının yanında, düşmanları için tehditkar bir simge konumundadır. Bu sur, Büyük Roma İmparatorluğu'nun sınırlarından yalnızca biridir. Sadece taş kullanılarak yapılmış olması etkileyicidir. Almanya'da bulunan limes ve Kuzey Afrika'da benzer sınır çözümlerini görmekse daha da etkileyicidir.